Bursa.com izleyicileri, takipçileri ve okurları bir soğuk Bursa gününden hepinize iyi günler diliyorum. Turuncu Koltuğun bu haftaki konuğu AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık. Kendisini uzun yıllardır tanırım. AK Parti'nin Bursa'da kurucularındandır Gemlik ilçesinden ve sade yapısıyla, kişiliğiyle, çalışkanlığıyla, beyefendi kişiliğiyle kendisi tanınır ama çok fazla medyatik değildir. Onu kendisi de biliyor zaten. Kendisini öyle çok fazla şeyle göremeyiz, medyada göremeyiz. Yaptığı çalışmaları da öyle çok fazla anlatmayı da sevmez. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Bursa'nın çalışkan, üreten milletvekillerinden olduğunu sizlere rahatlıkla söyleyebilirim. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim. Teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Eksik olmayın. Şimdi Sayın Vekilim, ben Bursa gündeminde ve Türkiye gündeminde çok önemli bir konu var. Onu öncelikle Bursa ile ilgili olduğu için sormak istiyorum. Bu yerli otomobilin Bursa'da kurulacak olması, 22 milyarlık dev bir yatırımın, evet, hemen hemen 5000 kişilik bir istihdam kaynağı yaratacak olması ve bunu da Bursa'da hayata geçirmesi çok önemli bir yatırım, yani Bursa açısından ve Türkiye açısından. Fakat biz bu önemli yatırımın bu tarafını görürken yine belli kesimlerden istemezlikten yerli otomobile sahip çıkmakla beraber onun arkasında bir eksiği arayan kesimden işte neden Gemlik diye bir eleştiriler geliyor. Orasının zeytinlik olduğuna kadar, birinci sınıf tarım arazisi olduğuna kadar bir takım değerlendirmeler var. Hatta deprem bölgesi, evet deprem bölgesi, birinci derece deprem bölgesinin içinde yer alıyor ama tabii ben tüm bu eleştirilere gerekli şeyi veriyorum yani. Fakat siz geçen hafta, birkaç gün önce orada AK Parti İl Başkanı ile beraber milletvekillerinde olduğu büyük bir grupla incelemelerde bulundunuz. Bir de Gemliklisiniz. Dolayısıyla o bölgeyi herkesten çok iyi biliyorsunuz. Nedir bu kaygılar, endişeler, doğru mu efendim? Öncelikle Gemlik'in bir deprem bölgesi olduğu noktasında bu algıyı yapanlar Türkiye'nin bir deprem kuşağı üzerinde olduğunu bilmeleri gerekiyor. Evet. Yani Türkiye genel anlamda bir deprem kuşağı üzerindedir. Dolayısıyla da bu kuşağın bir tarafında da Gemlik vardır. Dolayısıyla sadece Gemlik'e bu anlamı yüklemek Gemlik'e ve Gemliklilere, bölgede yaşayan insanlara haksızlık olur. Biliyorsunuz dünyanın en iyi, en büyük otomobil fabrikaları Japonya'da kuruldu yıllarca. Orası Türkiye'den daha önemli bir deprem kuşağı üzerinde. Bu çok önemli değil. Oradan önemli olan bir fay hattının geçmiyor olması, yeni inşaat teknikleriyle de bunların hiçbir problem olmadığını biz çok iyi biliyoruz. Bunun dışında tarımla alakalı biz de o bölgeyi defaten gezmiştik ama hiç bu gözle bakmamıştık. Hafta sonu il başkanlığımızın yapmış olduğu bir koordinasyon toplantısında ani bir şekilde bölgeye gitme durumunda kaldık. Arkadaşlar hadi gidelim bir görelim dediler. Bir anda bölgeye gittik. Farklı bir gözle baktık. Bölge sazlık, evet, çıplak bir arazi, bir kısmı sahile dayanan, biliyorsunuz askeri birlikler, evet, ağaçlandırmaya çok önem verirler. Alanlarını çok iyi kullanır ve korurlar. Bu bölgeye baktığımızda bu bölge tamamen atıl kalmış. Sazlıklardan oluşan, üzerinde herhangi bir tarım faaliyeti yapılmayan bir bölge. Özellikle bu bölge seçilmiş. Yaklaşık askeri ağrının dörtte biri kadar bir kısmı bu. 1.060.000 evet, metrekare bir alanı yerli otomotiv için tahsis etmişler. Bunun dışında şöyle bir algı da geçen sosyal medyada gördüm. 2022'de otomobil üreteceğiz diyorsunuz. Evet. Ama yatırım teşvik belgesinde 13 yıl. Evet. İşte orada şunu ifade ediyor kararnamede. 13 yıl boyunca siz bu 22 milyar TL'yi buraya harcarsanız 13 yıl boyunca şu kalemlerden muaf olacaksınız. Biz devlet olarak sizi şöyle 13 yıl destekleyeceğiz. 13 yıl sonra bu bitecek. 13 yıl sonra tekrar değerlendirilir. Yani bu kararnamenin aslı, yani 13 yılda bu fabrika acaba bitecek mi, bitmeyecek mi? Hayır, fabrikamız 2022 yılında üretime başlayacak.
Buradaki 13 yıl yatırım teşvikin, yani bu parayı harcayan TOG'un 13 yıl boyunca vergi açısından veya bir takım süspansiyeler açısından nasıl destekleneceğini tarif eden zaman sınırını belirtiyor. Evet. Peki orada Cumhurbaşkanımızın onu hakikaten Gemli Sabahleyin resmi gazetede yayınlamasıyla müthiş bir şey oldu Bursa açısından da, bir moral kaynağı oldu. Bir heyecan da yarattı. Bu bölgenin seçilmesindeki en önemli unsur nedir sizce? Şimdi şöyle, şu evet, burası Gemlik'tedir ama ulaşım, altyapı hepsi. Oraya geleceğim. Evet. Bursa bir bütün şehirdir artık. Evet. Yani Bursa dediğimizde neresi? Bursa neresidir? Osman Gazi mi? Hayır, Osman Gazi Osman Gazi'dir. Nilüfer Nilüfer'dir. Yıldırım da Yıldırım'dır. Bursa neresidir? Bursa bu bütün ilçelerin tamamıdır. 17 ilçeyi kapsayan. Dolayısıyla Gemlik de Bursa'dır. Gemlik Bursa'nın bir parçasıdır. Dolayısıyla hani Bursa'da niye olmadı, şurada niye olmadı, Gemlik'te oldu? Hayır. Bu fabrika Bursa'da. Bursa'dadır. Yani Osman Gazi'de olsa mı acaba Bursa'da olurdu diye düşünüyorum. Hayır, Osman Gazi, Osman Gazi çünkü. Evet. Yani Bursa, tamamına Bursa diyoruz ve bu Büyükşehir yasasıyla da Bursa bir bütün şehirdir. Niye Gemlik'te oldu? Bir takım avantajları var. Bunu hem Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi hem TOG'lu yatırımcılar bunu gördüler. Öncelikle Türkiye'nin en iyi liman bölgelerinden birinin hemen yanında olması. Evet. Daha önemlisi orada 1 milyon metrekare alanın kamuya ait bir alanın olması. Bir kamulaştırmaya gerek kalmaması maliyet açısından. Arazinin buna uygun olması, kırık bir arazi olmaması. Otoban giriş çıkışlarına çok yakın olması. Yıllar önce yine bizim kadrolarımız tarafından planlanan lojistik trenin hemen bu fabrikanın çok yakınındaki bir araziye kadar gelip burada bir istasyonunu planlarda olması ve bunun kamulaştırma çalışmalarının da geçen yıllarda yapılması, evet, ve bu yatırımı planlara konulması. Bir de Bursa'nın otomotiv üssü olması. Bursa'nın otomotiv üssü, Bursa'nın otomotiv, evet, üssü olması, evet, ve Bursa'ya da çok yakın bir Bursa merkezine çok yakın bir ilçe olması. Peki bu Bursa'ya uzun vadede ne gibi bir katma değer sağlar? Şimdi şöyle, prestij olarak Bursa'ya bir katma değer sağlamıştır. Şu an itibariyle, evet, Bursa'yı farklı bir marka düzeyi getirmiştir Bursa'ya. Bursa birçok anlamda marka bir şehirdir, kurucu bir şehirdir, payitahttır. Bunun yanı sıra yerli ve milli otomobilin Bursa'da üretilmesi Bursa'ya farklı bir değer katmıştır. Bir. Yeni pazarların açılmasını sağlıyor. Yeni pazarlar ve ileri otomotive baktığımızda artık hibritin ötesinde tamamen elektrikli otomobili dünya kullanmaya gayret ediyor. Avrupa'da bazı büyük şehirler artık mazotlu araçları artık almıyor. Benzinleri şu tarihten sonra almayacağım ve tamamen elektriğe döneceğim diyor. Tamamen ileriye dönük yüksek teknolojiyle üretilecek bir arabanın üretilmesinden kaynaklanan otomotivde bir farklılaşım, farklı otomotiv yan sanayilerin oluşması, mevcut yan sanayinin daha da gelişmesi, Bursa'ya farklı yatırımların yapılması, işsizliğin azalması, çünkü 4.323 kişinin ilk etapta çalışacağı öngörülüyor. Bunun nakliyesiyle, lojistiğiyle, yan sanayisiyle vesaire baktığımızda 200 bin kişiye ilk etapta ekmek vereceği öngörülüyor. Evet. Ve dolayısıyla büyük rakam. 200 bin kişiye ekmek veriyorsa 1 milyon kişiyi, 1,5 milyon kişiyi doğrudan etkileyeceğini söyleyebiliriz. Evet. Peki siz tanıtım toplantısına katıldınız mı? Orada mıydınız? Oradaydık, evet. Nasıl bir heyecandı efendim? Biz televizyon karşısında zaten çok heyecanlandık. Yani biz tabii ki bunun Bursa'ya verileceğinden, Gemli'ye verileceğinden emindik. O bilinçle oraya gitmiştik. Ancak bunu Cumhurbaşkanımızın, partimizin genel başkanımızın açıklayacağı olması bize birçok kişi aradı, sordu.
bilmiyoruz dedik tam yerinin nerede olduğu noktasında. Bursa zaten akşamdan açıklanmıştı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ama Gemlik'te olacağını Cumhurbaşkanımıza bıraktık açıkçası. Biz o heyecanlı döneme daha önce girmiştik zaten Bursa milletvekilleri olarak. Çok güzel oldu. Yani bunun Bursa'da olması çok güzel oldu. Zaten oradaki resimlere ve videolara baktığınızda hemen biz Bursa milletvekilleri Cumhurbaşkanımızın yanında en ön sıralarda yerlerimizi almıştık. Ama ben açıkçası arabanın resimleri dışında canlı arabayı hiç görmemiştim. Dokundunuz mu? Dokunduk. Araba gerçekten de yüksek segmentli bir araba. Ancak arabanın elektrikli olmasından kaynaklanan bir maliyette düşüş var. Yani yüksek segmentli bir arabaya daha az maliyetlere binebileceğimizi düşünüyorum ben. Araba çok güzel bir araba. Maliyet konusu da çok tartışılıyor şeyde bir süredir. Tabii ben bunlara çok katılmıyorum. Yani şimdi fabrika çıkışlı otomobillerin fiyatları zaten çok yüksek baktığınız zaman. Dolayısıyla buradaki tartışmaları farklı odaklara götürmek isteyen belli bir kesim var, onu biliyorum da. Siz de almayı düşünüyor musunuz üretildiğinde? Biz de ön kayıt yaptırmayla alakalı müracaatlarımızı yaptık. Yaptınız mı? Ali Nur Aktaş Bey 16. arabaya biliyorsunuz talip oldu. Osmanlı Gazi Belediyesi 1326. Otomobile talip oldu. Yani bir takım sembolik hareketler yaptık. Gemlik Belediyesi'nin var mı böyle bir şeyi? Ben Gemlik Belediye Başkanı da olumlu yaklaştığını biliyorum yani kendisi. Gemlik Belediyesi de olumlu yaklaşıyor. Evet. Onlar da mutlaka alacaklardır yani. Çok duyduğumu hatırlamıyorum ama. Şimdi söz Gemlik'ten açmışken biraz da siyasi boyuta girelim. Gemlik Belediyesi bu dönem Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçti. Evet. Belediye Başkanı da zaten yine sizin, siz de Gemlik yöresinden milletvekili olduğunuz için Belediye Başkanı da çok iyi tanırsınız. Kendisi zaten deneyimli bir siyasetçi. Ben de İl Genel Meclisi üyeliğinden tanıyorum. Birkaç defa görüşmemizde, sohbetimizde de şunu söyledi. Yani ben kavga yapmaya gelmedim, iş yapmaya geldim. Dolayısıyla Gemlik'in çıkarları söz konusu olduğu zaman ben külliyeye de giderim, bakanlıklara da giderim, milletvekillerini de peşini bırakmam diye bir şey oldu ki doğru bir yaklaşım tarzı. Evet. Ve bu sabah da siz onunla çorba içtiniz bildiğim kadarıyla. Yani sizi bu konuda sıkıştırıyor mu hizmetler konusunda tıkandığı noktada? Ya şimdi şöyle, aynı bölgede yaşıyoruz, aynı mahallede oturuyoruz. Neticede farklı partilerden de olsanız, siyasi kavganız da olsa tek şeyiniz Gemlik ve Bursa. Evet, evet. Kendisiyle sabah bir çorba içip ufak da Gemlik hakkında bir görüşmemiz oldu. Tabii ki Gemlik Belediye Başkanı bizimle kavga etmez. Biz de onunla kavga etmeyiz. Yok, öyle bir yapıya sahip değil. Gemlik için, Bursa için ne üretebiliriz? Biz ona bakarız açıkçası. Ancak kendisinden de Gemlik adına hizmet bekleriz. Biz elimizden geldiği kadar Gemlik'e yardım noktasında, gerçi Bursa'nın tüm ilçelerine yardım noktasında bir gayretimiz var bizim. Hiçbir yere ayırmadan. Zaten Cumhurbaşkanımız NTV CNN Türk ortak yayınında da bir açıklama yaptı. Kendisine sordular. Size ait olmayan, yani AK Parti'ye ait olmayan belediye başkanlarıyla bir toplantı yapacak mısınız? O da tüm büyükşehir belediye başkanlarıyla ve tüm il belediye başkanlarıyla bir toplantı yapacağım. Tabii ki biz hizmet ayrımı yapmadan herkese hükümet olarak destek yapacağız dedi. Bu aynı zamanda biz milletvekillerine de ve tüm alt kadrolara da bir talimat niteliğindedir. Cumhurbaşkanı böyle bir şey söylüyorsa biz bunun bilincinde olarak bu gayret içinde oluyoruz. Ancak Gemlik Belediye Başkanımızdan da gayret bekleriz. Seçim vaatlerini bir an evvel yerine getirmesini, çünkü onun da kendisinde bir takım seçim vaatleri var. Bunları yerine getirmesini bekleriz. Biz de milletvekili olarak elimizden gelen gayreti bütün ilçelerimize olduğu gibi Gemliğimize de, Mudanya'mıza da, Nülüfer'imize de yapmak gayreti içindeyiz zaten. Kimse bunun aksini ispat edemez. Çünkü AK Parti iktidarı döneminde Nülüfer'in ne kadar geliştiğini Bursalıların görmesi lazım. Yani Nülüfer sadece Nülüfer Belediyesi'nin yaptıklarıyla falan gelişmiş değil. Orada en büyük yatırımları AK Partili Büyükşehir Belediyeleri yapmıştır.
bizim bakanlığımızın ilgili kurumları orada çok büyük yatırımlar yapmıştır, okullar yapmıştır, spor sahaları yapılmıştır. Dolayısıyla AK Parti'nin seçimi kaybettiği veya seçimi kazanamadığı yerlerde hizmet götürmüyorum diye bir anlayışı yoktur. Evet, üzerinden zaman geçti ama vekilim hazır sizi yakalamışken ben sormak da istiyorum. Gemlik Belediyesi ve daha doğrusu Gemlik uzun zamandır AK Partili belediyesindeydi. Hatta çok eski belediye zamanında AK Parti kurulduğunda İnegöl'le beraber Gemlik geçmişti Refah Partisi'nden dolayı. AK Parti ilk geçen iki belediyeydi. Sonrasında bir dönem Cumhuriyet Halk Partisi'nde kaldı. O da kısa oldu, 2 yıl falan oldu. Ardından yeniden AK Parti'ye geçti. Şimdi AK Parti oraya pek çok hizmet yaptı. Her ne kadar görülmese bu hizmetler, pek çok hizmet yaptığını biliyorum. Yerine de gidip gördüm. Bu dönem neden böyle bir hizmete karşın Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçti? Sizin için de sürpriz oldu mu? Bekliyor muydunuz? Aday tercihlerinden mi? Yoksa seçmen profilinin değişmesinden mi? Neden kaynaklandı? Yani bunun birçok sebebi vardır. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı çok ciddi bir oy alamadı. 80 küsür bin oyun olduğu bir yerde 33 bine yakın bir oy aldı yanlış hatırlamıyorsam. Benim milletvekili seçimlerime girdiğim 24 Haziran'da HDP tek başına seçimlere girdi. Ve HDP'ye baktığımızda 4400 küsur, yani 4500 oy aldı. Evet. Çıkarın Uğur Sertaslan'ın oyundan 4500'ü, CHP orada seçimi kaybediyor. AK Parti olarak kazanıyorduk diyorsunuz. Kazanıyorduk. Evet. Bir seçenek budur mesela. HDP'nin vermiş olduğu destek çok açıktır. Yani girdiğinizde 24 Haziran seçimleriyle 30 Mart seçimlerine baktığınızda HDP'nin orada Cumhuriyet Halk Partisi adayına verdiği desteği orada görebilirsiniz. Evet. Bu Türkiye'nin birçok yerinde bu böyle oldu. Bunun yanı sıra biz buna rağmen burada seçimi kazanmayı hedefliyor muyduk? Bu bilinçle hedefliyorduk. Bunun kendi içimizde değerlendirdiğimiz ve basın huzurunda da değerlendirdiğimiz birçok sebeplerini sayabilirim ben size. Yani eksiklerimiz olmuştur. Gözden geçirmemiz gereken aday şeyler olmuştur. Aday tercihinde bir sıkıntı oldu mu? Yani aday tercihine baktığımızda... Çünkü o da çok eleştirildi süreçte. Şimdi şöyle, bizim adayımızı, bizim bildiğimiz ve ilgili yerlere raporladığımız bazı kişi ve gruplar tarafından adayımızın yıpratıldığını bu süreçte gördük. Bunları tespit ettik, raporladık. Doğru olmayan adayla alakalı bir takım söylemler oldu. Netice itibariyle bu adayı buraya koyan Sayın Cumhurbaşkanımız, genel merkezimiz. Yani kişilerin veya bir kişinin aklıyla oraya konmuş bir aday değil. Ama onu da Cumhurbaşkanı tanımıyor ki. Cumhurbaşkanı getirip onu koymadı. Bakın, buradan bir takım değerlendirmeler ama, neticesinde oraya gitti. Ben yani. Sokaktan birisini alıp götürmediniz neticede. Ben de onu ifade etmeye çalışıyorum. Cumhurbaşkanımıza anketler gitti. Sosyal araştırmalar gitti. Kişilerle yapılmış olan, milletvekilleri de yapılmış olan değerlendirmeler gitti. Teşkilatla yapılmış olan temayüller ve değerlendirmeler gitti. Bu sonuç çıktıktan sonra kişilerin ve grupların yapmış olduğu bazı hareketler, bazı söylemler, bazı iftiralar bence Cumhurbaşkanımızın koymuş olduğu bir iradeye karşı yapılmış hareketlerdi. Bunu yani ben bu işi böyle okuyorum. Bunu da bu şekilde raporladık ve geçtik. Tabii ki orayı kaybetmekten bir mutluluk içinde değiliz. Tabii ki biz AK Parti kadro olarak önümüzdeki seçimde Gemliği tekrar almak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Yani az önceki soruyla da bu örtüşüyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nde olmasına rağmen bir milletvekili anlayışıyla, bir hükümet anlayışıyla tabii ki Gemliği hizmetsiz bırakmayacağız. Bu farklı bir şey. Ama önümüzdeki dönemde de Gemliği almak adına muhalefet olarak, yerelde muhalefet olarak söylememiz gerekeni söyleyeceğiz. Eleştirmemiz gerekeni eleştireceğiz. Bunu bir yıpratma olarak değil, bir siyasetçinin üzerine düşen görev olarak Gemliklerin görmesini istiyorum. Yani
olumlu tarafta olumlu, olumsuz gördüğümüz tarafta da muhalefetimizi yapıp bir sonraki dönemde de gemliğe neler vereceğimizi anlatarak inşallah gemliği tekrar alacağız. Bu dönemin ilk yatırımlarından birisi de TOKİ konutlarından, Türkiye çapındaki o TOKİ konutlarından gemliğe de 500 belirli. Tanesi. Evet, 500 tane. 500 tanesi onun gemliğe. Yeri belli mi efendim? Onun yeri mevki olarak belli ama koordinat olarak TOKİ Genel Müdürlüğü bununla ilgili bir çalışma yapıyor. Kısa bir süre içinde de gemliğin kuzey bölgesi dediğimiz bölgede koordinatları belirlenecek, ihale aşamasına geçecek. Burada da gemlikte oturanlar değil mi? Tabii ki. Şimdi siz aynı zamanda mecliste Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu üyesiniz. Bu anlamda gemlikte ve Bursa'da yaptığınız çalışmalar da var ama öncelikle bu gemlikte bir dönem önce de çok tartışma konusu olan zeytinlikler meselesi vardı. Yani AK Partili belediyelerin, AK Parti'nin gemlikte büyük ölçüde bir zeytin bölgesini kıyımına yol açtığına dair. Refik Başkan, bir önceki belediye başkanı bununla ilgili çok mücadele verdi ama anlatamadı derdini herhalde. Orada yanlış meclise kadar taşındı. Orada yanlış bilinen şeyler var. Bakın, bizim AK Partili belediyeler döneminde zeytinlik alanlarla alakalı yapılmış hiçbir plan yok. Zaten İmara açılmış hiçbir yer yok mu? Yok. Mudanya'da, Gemlik'te. Ben Gemlik'ten bahsediyorum. İznik'te. Gemlik'ten bahsediyorum. Gemlik'te imara açılan hiçbir alan yok. Açamadık. Sayın Refik Yılmaz imara açmak istedi. Ya kurum görüşlerinden ya da şahıs itirazlarından bu mümkün olmadı. Ancak bizim iktidar olduğumuzda, yerelde iktidar olduğumuz dönemde zeytinlik alanlarda inşaat yapıldı mı? Yapıldı. Ne zaman yapıldı? 80'li yıllarda yapılmış imar planları, ki bu Cumhuriyet Mahallesi'nin bir kısmı, Kumla Gemliğe devrolduktan sonra Kumla'dan gelen planlar ve Hisar Mahallesi'nde 80'li yıllarda yapılan ve kesinleşmiş planlar imalata açıldı, yani ruhsatlandırıldı. Ve bu ruhsatlandırma da imar hakkı olan bölgede, belediyeye geldiğinizde kazanılmış bir hakkı, ben size burada vermem diyemezsiniz. Ve Gemlik'te ihtiyaç da var. Buralar verildi. Yani Gemlik'te otobanın geçişi de böyledir. Yine çok eski yıllarda planlanmış bir bölge. Dolayısıyla Gemlik'teki kesilen zeytin ağaçları vaktinde imara alınmış, imar bölgesinde olan, 80'li yıllarda kazanılmış haklardan gelen ve Kumla ve Umurbey planlarından gelen hakları vatandaş kullandı. Dolayısıyla belediye marifetiyle orada herhangi bir şey yapılmış değil. Yani Refik Yılmaz döneminde, Mehmet Turgut döneminde bir plan oluşturulmuş değil. Oluşturabilseydik oluşturma gayretimiz var mıydı? Muhalefetiyle, iktidarıyla gerçekten de Gemlik'te bir dönüşüm sağlama adına bu istendi. Muhalefeti de istedi, iktidarı da istedi. Çünkü Gemlik'te bir takım gerçek var. Refik Başkan da bunun için çalıştı dediniz, imara açılması konusunda reddedildi dediniz. Şimdi şöyle, kuzey planları dediğimiz bir bölge var bizim. Burasılarda zeytinlik alanlar. Ancak tarım dışı kalmış. Artık orada tarım yapmanın imkanı olmayan, bakımsız ve güney bakımlı, yani güneye baktığı için sürekli bayır bir arazide, sürekli güneş aldığı için bütün yaz boyunca sulama imkanı da olmadığı için artık ağaçlar ekonomik ömrünü tamamlamış bir bölge var orada. Biz 2015 ve 2016 yılında, ben o zaman ilçe başkanıydım, Mehmet Uğur Sertaslan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe başkanıydı. 2015'te Osman Durdu, MHP'nin ilçe başkanıydı. 2016'da da Mehmet Emin Özcanbaz, Milliyetçi Hareket Partisi'nin ilçe başkanıydı. Bu dönemlerde biz 3 partinin ilçe başkanları ve belediye başkanıyla defaten Ankara'ya giderek bunu anlatmaya çalıştık. Zaten buradaki alanlar ekonomik ömrünü tamamlamış zeytinlikler, bakımsız. Biz Gemlik'te yerinde kentsel dönüşümü savunuyoruz ama yoğunluk çok fazla olduğu için
bizim rezerv alanlara da ihtiyacımız olduğu, bu alanların imara açılmasıyla alakalı devletten yardım istedik, hükümetten yardım istedik, tüm parti gruplarından yardım istedik. Bununla alakalı bir gayretimiz oldu. Yani bu anlamda yenilikte yeni rezerv alanların açılması ve bir kısım ekonomik ömrünü tamamlamış zeytinliklerin imara açılmasıyla alakalı bizim de muhalefet partilerinin de bir endişesi yok. Orada konsensüs sağladık diyorsunuz. Orada sağladık. Şimdi Orhan Gazi sulama alanlarıyla ilgili bir problem vardı. O konuda ne yaptınız? Şimdi biz milletvekili olduğumuzda 1996 yılında yapılan bir ihale sonucu bir firma ihaleyi alıyor, uzatıyor. Orada bir hat yapıyor. Ben milletvekili oldum, teslime geldi firma. Bir türlü teslim alınmamış eksiklerini tamamlamadığı için. Biz bunu geçici olarak idare teslim alarak tam kabulünü yapmadan hattı çalıştırmaya çalıştı. Fakat hat sürekli patladı. Bununla alakalı bir idarenin takip edeceği bir yargı süreci var. Artık onu bir tarafa koyduk. Yeni bir talimat verdirerek bakanımıza, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne bu hattın tamamını değiştiriyoruz. Borularımızı aldık, borular Kayseri'de hazır. Kısa bir sürede onları bölgeye sevk ediyoruz. Bu Dutluca Sölöz dediğimiz bu güney yaka sulama hattını tamamen değiştiriyoruz. Araya 1000 tonluk bir depo yapıyoruz. Artı patlamaları engelleyecek bir istasyon koyuyoruz yine bir havuz sistemiyle. Bu sıkıntıyı tamamen Gölyaka'dan Narlıca'ya kadar olan bu hattaki tüm sıkıntıyı ortadan kaldırıyoruz. Yine Orhan Gazi'de 6 kilometrelik bir açık kanalımız var. Bu kanalı da kapalıyı alarak Orhan Gazi'nin sulama birliğinin tüm sulama sıkıntısını inşallah sezon gelmeden Orhan Gazi'nin gündeminden kaldırıyoruz. Bütçesini yaptık, parasını ayırdık, borularını dahi siparişin ötesinde boruları da aldık. Kayseri'den sevkiyatını bekliyoruz bu durumda. Evet, bu yerli ve milli tarım politikaları kapsamında Bursalı çiftçilere ne gibi bir şeylik, bir ön açma, bir liderlik olarak çalışma yapacaksınız? Şöyle. Yeni ekim alanlarında yeni ürünler, artık yeni ürünler de piyasaya çıkmaya başladı. Şimdi şöyle, zeytinle alakalı geçenlerde bir müjde verdik. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa zeytinde kilogram desteği verdik, 15 kuruş. Kiloya 15 kuruşluk bir destek verdik. Bu tamamen bizim Bursa milletvekillerimizin yapmış olduğu bir çalışmadır. Bakan Bey'le defaten bunun görüşmelerini yaptık, bunu söktük aldık. Zeytin üreticimiz açısından çok ciddi bir kazanım. Belki ileriki dönemlerde bütçeye göre bu 15 kuruşu arttırılabilir. Onu ya biz başarırız ya bizden sonraki milletvekili arkadaşlar inşallah onu başarırlar. Bunun dışında yine gübre ve mazot desteklerimiz devam ediyor zeytin açısından. Bunun dışında Bursa siyah inciri var biliyorsunuz. Buna da yine Bursa milletvekili arkadaşlarla çok üzerinde durduğumuz bir konu. Gerek ihracat döneminde hem ihracatçılarla hem ihracatçılar birliğiyle İl Tarım Müdürlüğümüzle çok gayret içinde siyah incire sahip çıkmaya çalışıyoruz ki Tarım AŞ'de, Bursa Büyükşehir Belediye'mizin Tarım AŞ'de bu siyah incirle çok yakından ilgileniyor. Burada üreticilerimizin desteklenmesi anlamında, maliyetleri ayarlama anlamında. Bunun dışında... Bu dağ köylerine yönelik soğuk hava depoları bir dönem çilek konusunda özellikle gündeme gelmişti ama dağ çileği de bildiğim kadarıyla son dönemde o eski şeyini, ilgisini kaybetmek üzere dağ yöresinin. Ve oraya şu anda lavanta ekimleri artık o bölgede başladı. Şimdi bir gün Refik Özen vekilimizi çağırırsanız, onun komisyonu olduğu tıbbi aromatik bitkiler komisyonunda kendisi, benim de gerçi bilgim var ama o size daha iyi bir sunum yapabilir. Biz tam Türkiye'nin tamamında tıbbi aromatik bitkileri destekleyici politikalar üretmeye başladık. Yani lavantadır, kekiktir, ıhlamurdur, defnedir ve bunun birçok çeşitlerini, trüf mantarıdır. Bunları Orman Bakanlığımız ve Tarım Bakanlığımızın, Orman Genel Müdürlüğümüzün ve Tarım Bakanlığımızın ilgili genel müdürlüklerinin oluşturduğu ekipler marifetiyle
tıbbi aromatik bitkileri destekliyoruz. Çünkü bu orman çiftçimizi de, çünkü orman köylümüz biraz çiftçilik, biraz ormancılık yaparak geçinmeye gayret ediyorlar. Bu tıbbi aromatik bitkiler ciddi anlamda bir destek veriyor onların geçimine ve ülke ekonomisine de çok ciddi anlamda bir katkısı var. Özellikle defnenin, trüf mantarının. Dolayısıyla bu bölgelerde bu çalışmalar devam ediyor. Karacabey tarafında defne çalışmalarımız devam ediyor. Dağ yöresinde yine bu kekiktir ve benzeri lavantadır çalışmalarımız devam ediyor. Dağ çileğini de destekliyoruz. Mahmudiye Köyü var İznik'in, Mahmudiye Köyü. Evet. Orhan Gazi'nin Mahmudiye Köyü. Çok kaliteli ve rekoltesi yüksek orada çilek üretiliyor. Onları da destekliyoruz. Bunun dışında işte Sayın Mustafa Eskin şeker pancarının desteklenmesi noktasında çalışmalar yürütüyor. Çok ciddi anlamda çalışmalar yapıyor Mustafa Kemal Paşa Karacabey tarafında. Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü ile beraberce o bölgede çalışmalar yapılıyor. Yine salçalık domatesle alakalı çalışmalarımız oldu milletvekillerimizle beraber. Yine İnegöl tarafında ve Yenişehir tarafında sebze ve meyvecilikle alakalı yaptığımız çalışmalar var. Tamamen çiftçimizin emrindeyiz bu konuda, sahadayız. Evet. Şimdi tabii Bursa milletvekili olduğunuz için daha ziyade Bursa ile ilgili yerelde sorular sorduk. Zamanımız da kısıtlı. Çok fazla sorular sormak isterim ve sizin de bu konuda yaptığınız çalışmaları biliyorum. Ama kapanış sorusu isterseniz böyle ülkenin genel siyasetinde yer eden bu erken seçim olacak mı sorusuyla olsun. 2020'de ya da 2021'de bir erken seçim bekliyor musunuz? Gerçi bunu iktidarda olan bir milletvekiline sormak çok abesle iştikal olacak ama objektif olarak değerlendirebilecek misiniz? Bunu objektif olmak kaydıyla muhalefetteki milletvekillerine de sorsanız onlar da istemezler. Siyaseten bir cevap vermezlerse eğer, istemez değil, bunun ülke için çok iyi olmayacağını onlar da söylerler. Tabii ki. Yoksa burada şahsi bir beklenti anlamında bunu sormuyorum. Çünkü milletvekillerimizin hepsi milletvekilliğini bıraksa dışarıda yine yaşamlarını sürdürebilecek yetenekte çok kaliteli Bursa milletvekillerimiz var. Bundan yana bir sıkıntı yok. Ancak Cumhur İttifakı'nın liderlerinin söylemlerine baktığımızda hükümetin 2023 hedeflerine baktığımızda, yatırımlara baktığımızda böyle bir şey gözükmüyor. Yani 2023 hedefi olan bir hükümet, bir cumhurbaşkanı erken seçimden bahseder mi? Evet. Sayın Bahçeli de erken seçim olmayacağını söylüyor. Biz de erken seçim olmayacakmış gibi ki olacağını düşünmüyorum. Biz de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ben de aynı kanaatteyim. Artık biz vatandaş olarak, seçmen olarak sürekli önümüze sandık kendisinden bunalmış vaziyetteyiz. Sandığın biri bitiyor, sandığın biri geliyor. İstikrar dediğimiz zaman o istikrar sandığın ömrünün belirlenen zamanda olmasıdır. Programımıza katıldığınız için çok çok teşekkür ediyoruz. Size çalışmalarınızda başarılar dileriz. Ben ne kadar başarılı, ne kadar başarılı olursanız Bursa'mızda ve ülkemizde o derece kalkınma sürecinde yol alır. Evet izleyicilerimiz, okurlarımız, takipçilerimiz, bir programın daha sonuna geldik. Turuncu Koltuk programının bu haftaki konuğu AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık'tı. Bir sonraki programda ve yeni konuklarla görüşmek üzere. Hoşçakalın, esen kalın.